Bugün size bir sürprizim var. Bakın, Nick. Şaka şaka, Nick sürpriz değil. Aslında sürprize demem lazım. Yani sürpriz olmuyor hiçbir zaman. Bölüm adları yüzünden. Orada görüyorsunuz neyin olduğunu bölümde. Zaten ben geçen bölümü söylemiştim ne olacağını. Uzaylıya bakacağız bugün. Başka gezegenden gelen bir arkadaş. Bakalım ne yapıyormuş, ne diyormuş burada. Kıyamet dünyasında. Yani ben uzaylı olsam gelmezdim buraya açıkçası. Yani kıyamet falan. Bence dünyada yapacak bir şey kalmamıştır zaten. Hani buradaki insanlar zaten hepsi kafadan gitmişler. Yani çoğunda Dead Claw'lar, Supermutantlar, pis şeyler var. Niye gelesin ki buraya? Bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Öğreneceğiz neymiş, ne değilmiş. Ama ondan önce iki tane yapmak istediğim şey var. Bir tanesi şu. Virgil'a şeyini vermek istiyorum. Serumunu. Adamı acayip beklettim ve ben çok fena kızacağını düşünüyorum bana. İnstitüte gideli yani bayağı bir oldu. Ve hala gidip oradan serumu almadım. Ben aslında neden alamamıştım oradan? Çünkü lazerli bir kapının arkasındaydı ve benim onu açmam için terminalden, hep terminal diyorum ya, terminal. Terminal. Terminalin şeyini açmam gerekiyordu, şifresini. Fakat o zaman yetmiyordu benim hacker şeyim. Şimdi yetiyor. Level 3 miyim neyim hacker'da. O yüzden açabilirim gidip. Onu yapmam lazım. Gidip Urgell'a ilacını vermem lazım. Bir de geçen bölüm Enclave X01 Power Armor almıştık. Onun şeyini bu bölümde şey yapacağız. Rengini değiştireceğiz. Kırmızı yapacağız. Ve bunun içinde kırmızının nereden alacağını öğrendim ben. Ama kendimi çok şapşal hissediyorum işin doğrusu. Kırmızının nerede olduğunu öğrenince bayağı bir şaşırdım. Burada. Burada. Bakın burada. Şuradaki aralıktaki şey yani. Ben buraya gittim ama bakmadım orada şeyin nerede olduğuna dergini. Sadece uzaktan gördüm, keşfettim orayı. Yani oyunun keşfetmesini sağladım orayı ve tekrar geri döndüm. Tabi buna internetten baktım ben. 2 saat kalkıp arayacak değilim onun nerede olduğunu. Önce Power Armor'ın rengini alalım. Ondan sonra da şu Virgil'a serumunu şey yaparız. Tabi onun için Institute'a girmem lazım. Peki oraya böyle What's gitsem olur herhalde. Aa yok, şeyle gideyim. X01 ile gideyim ben. Bir dakika, onu kaleden almam lazım. Size de kaledeki şeyi gösteririm ben. Yeni yaptığım şeyleri bu arada. Jamaica Plain'e saldırı varmış. Oraya da bakabilirim 2 dakika. Boş. Bu arada oyun bana yine şey yaptı. Şu Somerville Place'te saldırı olduğunu söyledi. Ben gittim oraya, yine hiçbir şey yoktu. Sonra kendi işime bakarken bana oraya yine başarısızlıkla tamamladığımı söyledi o saldırıyı. Ama ben oraya gittiğimde hiçbir şey yok yine. Ben anlamıyorum. Bence bu oyunda bir hata bu. Bir yerlere saldırı oluyor. Oraya gidiyorsunuz, hiçbir şey yok. Ama oyun size orayı başarısızlıkla savunduğunuzu söylüyor. Ben anlamadım. Bu arada buraya ben bunu yaptım kendi başımayken. Hatırlarsanız burası geçen sefer o kadar da süper değildi. Bu sefer 2 katlı yaptım. Bir tek şu kısım uymuyor. Nedense ben anlamıyorum bunu. Herhalde şu duvardan dolayı buraya sığmıyor şeyler. Ne koyuysam buraya olmadı. Çatı koymayı denedim, şunlardan koymayı denedim. Hiçbir şey olmuyor maalesef. Ben de burayı açık bırakmak zorundayım. Çünkü uymuyor. Birazcık öbür tarafa doğru kaydırabilirim. O zaman oluyor buraya ama öbür taraf çok kötü gözüküyor. Mesela şimdi buradan böyle birazcık az çok hani nasıl desem eşit gözüküyor ya. Öbür türlü buradan dışa kaçıyor. Böyle balkon gibi oluyor ama çok iğrenç bir balkon gibi oluyor. Ben de onu istemiyorum. Nedense kaleye her geldiğimde şuradaki helikopter oraya gidiyor ve birileriyle savaşıyor orada. Ben kendim gittim baktım oraya. Bakın hatta keşfettim bir şeyler. Hiçbir şey yok orada. Ama bu nedense her seferinde savaşıyor orada bir şeylerle. Ben gittiğimde hiçbir şey çıkmıyor ama. İlginç değil mi yani? Neyse. Power armor'larımı buraya koydum. 4 tanesi burada. Şu beyazı merak ediyorsanız bunu da ben şeyden çaldım. Çalmadım da aldım diyelim. Çaldım çok çok saçma oluyor. Şuralardan bir yerden bir tane bu hani kaçırılma falan görevli oluyor ya, Minutemen görevleri işte kaçırılma, Raider problemi, Ghoul problemi falan. Bir tane Raider problemi vardı yine galiba Sanctuary'de. Beni buraya mı ne yönlendirdi? Ben orada bir tane Power Armor buldum. Çok ilginç. Öyle bildiğin tankın yanında duruyordu. Gittim aldım, T60 bu da. Beyaza boyadım bunu da. Güzel oldu yani. Bunu burada tutuyorum. X01 Raider ve Minutemen Power Armor var. Yani 2 tane T60'ım oldu böylece. Daha tabi bayağı bulacağız Power Armor'ı. İnanılmaz derecede Power Armor var oyunda. Ama zamanı gelince yapacağız onları. Neyse. Terminator gibi konuştum. Şimdi bunu giyelim. Ve gidip şeyimizi alalım. Dergimizi. Çünkü boyamak için dergiler gerekiyor. İstediğimiz renklere. Benim istediğim kırmızıydı. Hani bunun kırmızı gözü var ya, bakın. Şu korkutucu tipe bakın şimdi. Ha, bir dakika, yanlış yaptım. Yanlış şeye bastım. Ha. İşte bana bir kırmızı renk yakışır değil mi? Bakalım şimdi göreceğiz. Hadi gidelim. Peki akşam oldu bir festival'da. Neyse, ışığımı daha çok gösterebilirim size. Evet, burası.
Bu çöplük burası. Orada bir tane sentry bot var. Ama ben onun yanına gittim, hiçbir şey olmadı ona. Nedense ben de anlamadım. Hayatta değil yani, ya da ne bileyim, şey değil yani, açık değil. Bir de ben bunların içinden geçebiliyorum nedense. Ben bunu denemiştim. Fusion Core var. Bunlara kızmadın değil mi? Evet, hala şey ama yani aktif değil. O, burada ne var? Flamer Foil bulduk. Bundan önce görmemiştim işte. Bu kutuya da bakmadım, cesaret edemedim. Şimdi ben bundan çalarım, sonra bu uyanır falan dedim ama uyanmadı. Uyanmaması güzel. Burada bir tuhaflık var ama onun içinden geçebiliyorum. Bu kapıyı da şu an böyle tuhaf bir tekstüre sahip. Açıyorum, kaybolmuyor ama içinden geçebiliyorum. Bakın. Şimdi kapatırsam gayet içeriden normal. Açıyorum. Dışarıdan böyle gözüküyor. Oyunda o kadar çok bug var ki maalesef. Heh, dergi burada. Evet, şu an kırmızıya boyayabileceğim artık. Ne mutlu bana. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Steam Pack'in de alırım. Ölmüş adam var. Merhaba. Bunları da alalım. O makeshift battery. Tamam. Bir tane daha circuit chase'i. Buradan da bunları alalım. Steam Pack vermedin bana. Bu yaptığını unutmayacağım oyun. Tamam şimdi. Bu, bir dakika, terminalde ne var, terminalde? Terminal diyorum, niye terminal diyorum ki, ben de bilmiyorum. Play tape mi? Ne varmış burada? Sentry Bot'u hayata geçebiliyoruz. Bunu istiyor muyuz? Deneyelim mi böyle zevkine? He? Savaş olur belki. Belki de masumdur ama Sentry Bot'un hiç masumunu görmedim daha ben. Bir tane gördüm, bir tane satıcı kız vardı ufak. Onun yanında bir tane Sentry Bot görmüştüm. Hatta korkmuştum ondan ama o saldırmamıştı bana. Hadi bir save edelim. Eğer felakete giderse iş, tekrar buraya döneriz. Ben kendi sonumuzu hazırlıyoruz gibi hissediyorum da, bir dakika, burada save edemiyorum. Çok kötü. Şöyle bir save edeceğim. Şimdi buraya döneceğim. Kanlı bel gördüm orada bu arada. Bir dakika, notlara bakalım da böyle belki önemli bir şey vardır. Robots making robot is UX bir şeyler diyor, tamam. Hani böyle robotun kişiliğini anlatacak ya da onun neler yapabileceğini. Bu şey, holotape'e bakma diyor. O Sentry Bot'ta kötü bir şeyler falan, bir şeyler var dedi. Siyah takımlı adamlar gelmiş böyle tuhaf ve Sentry Bot getirmişler buraya. Kim olduklarını söylememişler. Son raddeye kadar çalışıyormuş, functionalmış. Oraya kadar götürüp sonra kapatmış onu. Bence bunun arkasında bir hikaye var. O yüzden okuyorum sizlere de. Yoksa normalde bunları geçerim de. Çok ilginç geldi bana. Yani bakmak istiyormuş holotape'de neler olduğuna ama o siyah adamlar, siyah takım adamlar mı artık ne herhalde? Siyah giymiş adamlar, pardon. Bayağı bir korkutmuşlar bu arkadaşı. Bunu Dylan yazmış. Protektronlar her şeyi kaçırıyormuş, tamam. Burası yani bunların çıkış yeri. Robotics. Hep protektronlar kaybolmuş burada. Peki. Bunu oynatma dediler ama ben yine oynatıyorum. Information neymiş? Bu Combat Sentry Bot'un yanında geliyormuş, tamam. Zarardan, kişisel sakatlıktan ya da hayat kaybından sorumlu değiliz dedi bu prototipi incelerken, işlerken. Şeyin ismi, isimsiz bir şeyin üyesi değilsiniz ve bu prototipin, yani bu örneğin şeyi değilseniz sahibi, bu holotape'i yok etmelisiniz hem de hemen. Ve bunun varlığını inkar etmelisiniz diyor. Bakalım. Çok kötü bir şeyler yapıyoruz yalnız. Bu bir örnektir. Yakın mesafede her şey denenmelidir diyor. Tamam. Oo, çok kötü bir şeyler yaptığımı hissediyorum ben. Yes. Confirmed. Bakalım neler çıkacak arkasından. Nick. Nick. Şu an düşman gözükmüyor. Kırmızı değil. Holy shit. Bayağı, bu arada 65 Fusion Core'um var. Nasıl aldım onları? Tabii ki hack yaptım. Hile yaptım. Hepsini çaldım. Oyunun şeylerinden yararlandım.
kendi bulduğum özel Extreme Gold hack'iyle aldım 65 tane Fusion Core. Sadece şaka yapıyorum bu arada. Artık ben bayağı şanslıyım böyle özel, yani bir yerlerden bulmam bile gerek yok yani. Bazen bodrumda iniyorum, bazen çöplerden buluyorum, bazen de şeylerden buluyorum. Sen canımızı okuyacak mısın? Çok merak ediyorum bu arada. Şöyle bir yaklaşacağım sana ben. Merhaba. Seni açan kişi benim. Senin sahibin olabilir miyim? Merhaba. Güvenlik önlemlerine karışma falan dedi, tamam. Ben sadece seninle konuşmak istiyorum. Seni kızdırmak da istemiyorum. Sadece seni açtım. Ha, yine içinden geçebiliyorum bir yerlerinden. Nick, yakın durma buna. Belki bunu o uyandıktan önce, yani sonra çalsam, şimdi çalsam bayağı kızardı ama. Sadece diyor ki güvenlik şeylerini bulaşma diyor hani. Belki de buradan o dergiyi çalsam bir şey olurdu. Ben şimdi bunu kapatacağım şimdilik. Ama ben bakacağım internette bir bunun arkasında bir tane ilginç bir şey varsa. Oo, yok edebilirim onu. Direkt diyor ki kendisini yok etme modunu ayarla diyor. Defense protokolünü açabilirim. Onu ne, no, yani, bilmediğim bir şeylere bulaşmak istemiyorum işin doğrusu. Buna bakmıştık zaten. Tamam, şu anlık kapatalım. Kapatamıyorum. Ne harika. Gidip masum şeyleri öldürmesin. Ama şu an sadece öyle duruyor ya. Ben aslında ilk aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben bunu açınca ve bana saldırmayınca. Ben bunun bir tane kompanyon olabileceğini düşündüm. Böyle yanımızda bunu olsa, düşünsenize bizi böyle onunla birlikte. Yemin ediyorum kimse yanımıza yaklaşamaz. Death Club'mış, Süper Mutant'mış. Çok fena bir takım olurduk. Neyse, Sanctuary'e döneyim de şu şeyi yapayım ben. Umarım o robotu serbest bırakarak büyük bir felaketin başlangıcını yapmadım diye düşünüyorum. Cidden içimde böyle bir kötü bir his oluştu. Kalkıp umarım masum şeylere saldırmaz. Göreceğiz, göreceğiz. Neyse. Ben size göstermeyeceğim. Direkt böyle değişik bir şey denemek istiyorum. Bakalım bir sihir yapalım. Abrakadabra. Ya Yalnız bir dakika. Böyle olması gerekmiyor değil mi? Aynı yerde çıkmam gerekiyordu sihir olması için. Batırdım. Her şeyi batırdım. Değişik bir şey deneyeyim demiştim. Neyse. Kırmızı renk bu işte. Of. Vallahi her yere terör korku saldığıma eminim ben. Çok fena gözüküyorum. Ama güzelmiş, beğendim ben bu rengi. Tabii gündüz daha belli olur ama oldukça güzel yani, bakıyorum. Bir de şu ortadaki ışık gözükmese çok daha iyi olur. Yüzümüz böyle iyi göremiyoruz. Nedense tam karşıdan. Yanlardan falan sorun yok da tam karşıdan böyle. Neyse, ben bu power armor olan aşkımı daha çok uzatmayayım. Milletin canını sıkmayayım diyorum ben. En iyisi değil mi? Evet, şimdi hadi bakalım. Verge'de serumunu götürelim. Yeniden enstitüdeyim, tamam. Kimse bana düşman değil. Geçen böyle bir şeyler oldu ya, bir tane kimliği belirsiz bir şahıs bombalar atarak bazı sevgili Sint dostlarımızı öldürdü. Ben de orada yoldan geçiyordum orada. Yani başka bir işim vardı. Baktım öyle bir şey oluyor orada. Pek bulaşmadım, yardım edemedim çünkü ben de kişisel sorunlar yaşıyordum orada. Ama kimse bana kızmamış bunun üzerine. Gayet iyi. Bizim gitmemiz gereken yer Bioscience. Bioscience. Ki Virgil'ın... Hey, kapa çeneni. Ben istediğim yerde istediğim şeyi giyerim. Burası Robotics. Bizim bio şeysi nerede ya? Bioscience. Kırmızı diye hatırlıyordum ben aslında Bioscience'da. Yok. Bizim gitmemiz gereken yer burası. Hadi bakalım. Groot'lar orada. I am Groot. Ha, bir dakika, şu lazerli yer neredeydi ya? Gorillerin kıçına bakalım. Neden bilmiyorum. Keyif için. Bence bana böyle insult bile saldıramaz. Bana inanın, baksanıza. Bu arada ben lazer şeyimin de şeyini değiştirdim. Sniper'lıktan çıkardım. Bir tane sniper'ım var. Neyime yetmiyor zaten. Her şeyi sniper yapmaya çalışıyorum. Bunu otomatik silaha çevirdim. Çok da güzel. Eğer bir savaşma şansımız olursa. Aa, burası lazerle kapatılmıştı. Değil mi? Yo, burası bizim geldiğimiz yer. Bir tane daha bir kapı var. Benim kaçırdığım bir kapı daha olması lazım buralarda. Hadi benimle oyun oynama. Ah, orası. Orayı kaçırmışım. Aa, bir dakika. Karıştırmadan ben bir önce bir save edeyim de. Bilmiyorum, kızabilir bazıları. Yukarıdaki. Commission oldu. Heh. Tamam. Lazerleri deaktive et.
Güzel, gayet iyi. Tana terminal. Niye terminal diyorum bunu? Ağzıma dolandı ve... Aa, tekrardan şey yapabiliyoruz ama ne gerek var ki? Zaten kimse bizi görmeyecek burada. Oo, merhaba, 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 merhaba. Süper mutant. Burada bir kaza olmuş belli, baksanıza. Aa, Virgil'ın kaçtığından dolayı mı acaba, he? Ne dersiniz? Ben öyle bir izlenim aldım da burada. Virgil kaçtığı için mi acaba bu insanlar burayı temizlemeye üşenmişler ya da ne bileyim korkmuşlar bir daha olmasın diye. Brain Virgil Personal Log. Virgil'ın kişisel logu var, tamam. Ah serum. Yapıyoruz hadi bakalım. Aldım. Valla aldım. Umarım kızmaz bana. Bayağı beklettim adamcağızı ya. Valla orada tek başına kaldı, bir de kurtulamıyor ya. Bana bağlıydı yani şeyi. Umarım kızdırmamışımdır seni Virgil'cim. Burada bir sürü anlamadım. Oo, merhaba. Bu nereye gidiyor ki, merak ettim. Dışarı mı gidiyor? Hadi buna da bakalım bari. Ha, kapıyı da direkt açılıyor. Güzel. Hack yapmamız gerekmeyecek. Ve ne, bir dakika, ne oldu? Niye kendimi gereksiz bir savaşın ortasına attım ki, ben de bilmiyorum. Ama burada olmamı istemiyor bir şeyler. Silah nasıl? Güzel değil mi? Tamam. Burada sintler falan ölmüş. Buraya gitmek istiyor muyuz biz? Ben şu an uzaylıyla... Tamam, sen... Ben sadece bakmak istiyorum ne var ne yok burada diye. Ho, tamam. Ben geri kaçayım. Hiç... Hiç bulaşmak istemeyeceğimiz bir yere gelmişiz. Ama bir dakika, orada ne olduğunu ben gerçekten merak ediyorum. Bir dönüp bakacağım oraya ben bir kere. Şu an değil. Şu an başka hedeflerimiz ve gayelerimiz var ama gün gelecek dönüp oraya bakacağım. Çünkü orada bir şeyler dönmüş yani. Sintler falan, ölü sint gördüm. Turret canlarımız, arkadaşlarımız çalışıyor. Ve Legendary Assault vardı. İşin en kötüsü. Çılgın ya. Çılgın işler var orada yani. Ben de bilmiyorum. Biz bunu reaktive edebilir miyiz? Evet. Hiç girdiğimiz anlaşılmasın diye. Gayet iyi. Şimdi ben döneceğim. Bunu Virgil'e teslim edeceğiz ve ondan sonra uzaylımıza gidiyoruz. Oh, Glowing Sea, merhaba. Burada bir Death Claw vardı. Oh, Death Claw vardı diyordum tam ben de. Merhaba Death Claw. Nasılsın, görüşmeyeli? Özledim seni. Öldürelim mi Death Claw'ı? He? Ne dersiniz? Ne dersiniz? Hadi bakalım. Merhaba. Aa, kaçıyor. Niye kaçıyorsun lan? Oo, bayağı güçlüyüm ben ona karşı şu anda. Levelimden mi acaba? Death Claw ama normal bir Death Claw herhalde. Evet. O Nick yakaladı, Nick yakaladı. Yo, bir dakika. Oo, bir dakika. Seni küçümsedim. Death Claw her zaman Death Claw'dır. Merhaba, merhaba. Lütfen beni öldürme. Yukarı kaçıyorum. Lütfen beni öldürme. Oo, iyi. Hallettik valla. Bu Power Armor'la bunlara karşı iyiyim. Bir de artık ya, Jamaica Plain'i unuttuk savunmayı. Neyse, nasıl çok taşıyorum bunun üzerinde ya. Lanet olsun bana, çok taşıyorsun falan deme, sinirleniyorum valla. Aradan bir Death Claw cinayeti çıkardık kendimize. Güzel, artık hani güçlendiğim için bu Death Claw tabi benim levelime göre oldukça zayıftı. Aa, şuna bak. Üzülmüyorum değil yani, ben bunlara bayağı bir saygı duyuyorum. Hem de acayip saygı duyuyorum Death Claw'lara. Hiç dalga geçmediğim düşmanlarımdan birisi oyunda. Neyse, Virgil'e geldik. Virgil. Serumunu getirdim. Virgil, geç kaldığım için üzgünüm ama kızmayacağına eminim. Sadece bazı diğer şeyleri halletmem gerekiyordu. Merhaba. Evet, seni... Tamam, geçelim bunları. İşe yaradı. Sinyal şey yapıcı zordu ama oldu. Serum buldun mu?
Tabii ki. Aynen öyle, aynen öyle. Hadi bakalım, insana dön. Kızmalımına sevindim bana. Virüs güzel gelişmiş diyor. Her şey düzgün gözüküyor. Üzerime yürümesem bile. Komik bir cevap vereyim mi? Komik cevabı anlamadım ama olsun. Ya tipimize baksana. Evet evet aynen. Komik cevap vermeye çalıştım da komik cevabı ben bile anlamadım. O kadar çok bilimseldi ki. Bunu şaka olarak mı söyledin? Zamanı geldi. Test etmenin tek bir yolu var. Evet test et adamım, test et. Utan, ne yapıyorum ben? Komik oluyor böyle baksana. Deniyoruz. Seni kırmızı ışığa yapıyorum. Hadi bakalım. Virgil inan Virgil inan. Ve bekleyeceğiz. Nasıl bekleyeceğiz ya? Ne kadar bekleyeceğiz? Ne kadar? Daha önce hiç böyle bir şey denenmedi. Biraz dinleneceğim. Birkaç güne geri gel. Belki bir haftaya. Sen anlaşmanın kendine ait kısmını tuttun diyor. Teşekkür ederim. Andy, Virgil, sen de bana yardım ettiğin için sağ ol. Biz buradan gidelim. Hadi bakalım. Birkaç güne tekrar görüşürüz. Yani birkaç gün derken birkaç aydan bahsediyorum. Bu arada aklıma geldi bu Dead Club'ı öldükten sonra. Ben cidden Very Hard'da oynuyorum değil mi? Bir yanlışlık olmasın da. Aynen Very Hard. Dedim çok kolay öldürünce hani bir şey mi oldu yanlışlıkla falan? Ya da kendi kendine mi zorluk ayarı düştü diye de yok öyle bir şey. Allah niye o kadar kolay öldürebildim ki ben onu merak ettim. Belki de kendisi zayıftı. Yine de her zaman saygı duyulması gereken bir düşman. Neyse ben bir gideyim şimdi dönüp şu sanctuary'de üzerindekileri bırakayım. Gerçi üzerinde pek bir şey yok da neyse bırakalım onları. Ondan sonra gidip uzaylıya bakacağız hadi bakalım. Size uzaylıyı nerede bulduğumu söylediğinde inanamayacaksınız aslında. Bakın Overland Station aslında burası. Burası bizim ilk keşfettiğimiz ve bize katılmasını sağladığımız yerlerden birisiydi. Ve bunun hemen yakınlarında şurada bir yerde ağaçların arkasında. Ben aslında bunu internetten bakmadım çünkü internette genellikle farklı yerlerde, farklı zamanlarda, farklı levellerde çıktığı söyleniyordu. Yani tamamen sıradan bir şey olarak geçtiği söyleniyordu. Ben de o yüzden hani bende ne zaman çıkacağını bilemediğim için birazcık araştırma yaptım böyle geziyordum bir yerleri. Sonra ben buradan Elmas Şehri'ne mi gidecektim bir şey yapacaktım burada. Buradan geldim buralardan bir yerden bu yollardan. Elmas Şehri'ne doğru giderken şuradan geçerken şu tepenin arkasında bir tane dumanlar gördüm. Dedim acaba mı? Belki dedim uçak kazasıdır ama bir gittim baktım ki. Şimdi sizin göreceğiniz şeyi gördük. Aslında ben bunu sürpriz olarak görmek daha isterdim böyle beraber oynarken falan ama işte çok sıradan bir olay olduğu için, sıradan bir kaza olduğu için yani her zaman göremiyorsunuz. Bu arada Sanctuary'nin üzerinden geçmişti demiştiniz bazılarınız ama maalesef öyle değilmiş. O herhalde manyağın teki Fatman Batman atıyordu, bir şeyler atıyordu ben de bilmiyorum. Neyse hadi bakalım en sonunda uzaylı görüyoruz beraber. Bayağıdır istiyordunuz, bayağıdır söylüyordunuz en sonunda alıyorsunuz. Bakın yanan ağaçlar direkt karşımızda. Akşam olması çok daha iyi oldu. Atmosfere bir derinlik katıyor bana sorarsınız. Evet. UFO. Spooky. UFO. Korkutucu. UFO'nun üzerindeyim bakın. Alın bunu uzaylılar. Ben inanmıyorum size. Şaka yapıyorum. O kadar do you believe diyorlar ya. Niye inanmayalım. Şey söylenmişti bu yeşil. Herhalde uzaylı kanı oluyor bunu. Onu takip etmeniz gerektiği söylenmişti. Nick benle gel. Bolaya seni yanında bulduğum için şanslısın bu olay sırasında. Nick ama takmıyor pek. Nick. Neredesin Nick? Arkadaşlarım önemsiyorum tamam mı? Öyle bana şey yapmayın yani. Nick kayboldu hakikaten. Nick'i hiçbir yerde görmüyorum. Peki. Öyle olsun. Ne yapalım? Şimdi. Bir dakika ben yeşil şeyi tamamen kaybettim galiba. Şuradan başlamıştı ondan sonra devam etmedi ama. Oo buradan devam ediyormuş. Tamam şimdi mantıklı geliyor. Şu açayım da ben. Uzaylı korksun benden değil mi? Şuraya bak. Ani çıktı. Şuraya bak ya. Tamam. Şu kapı... Kapı ama ne gerek kapıyorsun? Tamam devam edelim. Şimdi yeşil kan buraya kadar gelmiş. Sonra nereye gidiyor ama? Aslında third person'da daha iyi gözüküyor. Yeşil kanı daha kolay bulabiliriz buradan. Tabii ben... İpucu konusunda bu kadar kötü olmasaydım her şey daha güzel olurdu değil mi? Yeşil kan aşağı mı iniyor buradan?
Sanırım jetpack mi? Hayır, aşağı inmiyor. Aha, orada mağara var. Belki oraya gidiyordur ha. Ne bileyim ben. Bu ne? Ben de bilmiyorum. Aa, yeşil kan burada, evet. Bakın. Mağarayı güzel tahmin ettim. Valla mağarada olduğunu bilmiyordum bunun ama. Hakikaten de mağaraya gidiyormuş. Mağara. Sadece mağara demesine güldüm. Orada kafası oynayan bir şey var. Aa, lanet bir uzaylı. Fallout oyunlarında da bu daha önce işlenmemiş olsaydı acayip şaşırırdım ama yani aslında bir nevi hani siz söylemeden önce de ya da internette görmeden önce de olacağını tahmin etmiştim burada. Merhaba, ben dostum uzaylı, sen değilsin dost peki. Sen düşmansın peki. Sana da o zaman. Evet, karşımızda uzaylı var. Nick, görmüyor musun? Ne yapabiliriz? Bir dakika. Aa, Nick, ben öldürecektim onu. Nick, çaldın benim şeyimi. Aferin. Ama ben dürüst bir insanım. Ben uzaylıyı öldürdüm demeyeceğim. İnsanlara öyle bir hikaye anlatmayacağım. Alien Blaster Pistol. Bunu söylediniz bana. Nick öldürdü. Aferin. Nick'i alkışlayalım hadi bakalım hep beraber. Bravo Nick. Benim şeyimi çaldın, tipe bak. Seni bir daha yanıma almıyorum. Aa, radyosu varmış bunun ya da bu ölü adamın radyosuydu, bilmiyorum. Vay be, Nick öldürdü uzaylıyı. Seni yanımıza alabilir miyiz? Böyle taşıyamaz mıyım seni? Çünkü ben böyle hani götürüp insanlara göstermek isterim bunu böyle. Bakın, uzaylı öldürdük diye. Vay be. Adam burada kendi şey yapmış ya. Brain fungus'lar. Daha bir şey göremiyorum ben burada. Sadece fungus dolu yani. Vay be. Uzaylıyı gördük işte. Ben öldürmek bile zorunda kalmadım. Gerçi ağlayacağım bu yüzden ama ne yapalım. Seni yanıma alabilsem harika olur. Eve kadar yürümeye razıyım böyle. Sen benimle gel yeter ki. sanırım dışarı alamıyorum onu, değil mi? Aynen. Peki, sağlık olsun. Ama belki oraya döndüğümüzde uzaylıyı tekrar görürüz yani. Tekrar canlanmayacak tabii ki de. Hani görmek isteyen varsa diğer kampanyalarım olabilir ya da başka birisi. Gösteririz ama Nick'i bir daha asla affetmeyeceğim. Benim sahnemi çaldı. Sorun değil, sorun değil. Ben egosu olan bir insan değilim yani, öyle. En azından gereksiz yere ego yapmam. O yüzden de diyorum ki ben bunu unutacağım Nick. Senin olan saygın ve arkadaşımız bitmeyecek. Merak etme. Peki, uzaylı buydu. Uzaylıyı gördünüz. Ondan bir silah aldık. Alien Blaster Pistol. 494 mermisi var ama özel bir mermi kullanıyor galiba. Evet, AB round. Alien Blaster round kullanıyor herhalde. Bunu ben favori atabilir miyim? Güzel bir yer atmak istiyorum. Sıfır at bakalım. Oo. Fena bir şeye benzemiyor. Bunu modifiye edebilir miyiz? Öğrenmenin tek bir yolu var. Bu arada ilginç bir şey var. Ben uzaylının şey böyle bas olacağını düşünüyordum, bildiğin yani. Böyle çok zorlu bir düşman olacağını düşünüyordum ama Nick iki kurşunla öldürdü onu. Üzerimizdeki pislikleri bırakalım. Şimdi. Ah, Power Armor'da yapamıyorum, ne güzel. Power Armor'dan çıkamıyorum burada, izin vermiyor. Harika. O duvarın içine girdim ya da evde isteğin neyse artık. Bir de ağrım. Deli gibi ağrım. Oo, modifiye edebiliyoruz, güzel. Long barrel var. Short barrel, long barrel. Ne istiyor bu? Fiber optik, screw micro istiyor. Yap, ne olacak? Long barrel olsun. Hala pistol gerçi de. Sharpshooter gripi var. Magazin. Fusion'a çevirebiliyoruz. Tamam, güzel. Mermiyi istediğimiz gibi yaparız ama Science 4 lazım. Benim Science 4'de daha 2 levelim var, o yüzden şu an yapamıyorum. Night Vision var. Bir de Short Scope var. Peki, short scope yerine şey aldım ben. Bu lanet neyi aldım? Bir dakika. Standard grip yerine sharpshooter grip'i aldım. Daha iyi oldu. Neyse artık o. Power Armor'a binelim. Bu arada nükleer fırtına başladı. Sorun değil. Power Armor'dayken bize zarar veremez. Seninle konuşmuyorum lanet kadın. Nick, sana çok uyuz oldum. Bu arada oyun beni uyardı. Ben bölümü bitirecektim ama bari dedim oyun beni uyarmışken hızlı yapayım. Ben sonra unuturum çünkü. Şu Starlight Drive'in bir görev vardı. Crop Manor'ı temizlemek için. Ben onu
Unutmuştum aslında ve bana zamanım bitiyor bu görev için de. Muhtemelen başarısız olacağım öyle görevi yapmasam hemen. Onu yapalım biz. Nereye gitmem gerekiyordu? Ta şeyinin şeysine peki. Muhtemelen Mirelurk kasabası olacak ama bakalım. O ben geri gelmez savaş var burada. Artlar savaşı yine. Bunlardan bir tanesi Sint. Hey hey hey. İkisi de bana saldırıyor şimdi. Sint misin, insan mısın bilmiyorum ama ölmeniz gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Nick benim killerimi çalma. Bu art da güçlüymüş bayağı. Sint mi gerçek mi bilmiyorum. Biriniz bana Sint olduğunu söylemişti ki çok doğruydu. Bu Sint olan değil mi? Sint komponent var üzerinde çünkü aynen. Da güçlüymüş artlar ya. Öteki art nereye girdi ben bilmiyorum. Bir kere daha görmüştüm ben böyle bir şey tanıklık etmiştim ama onda bir art kazanmıştı sonra bana saldırmayı kesmişti. Yani bana saldırmamıştı işte daha dur. Ne oluyor? Niye renk değişti öyle? Bana ne oluyor? Favramır beni ele geçiriyor galiba. Hiçbir zaman bilemeyiz değil mi onu? Nereden bileceğiz? Programmer beni ele geçiriyor olabilir. Bir dakika ben şu an doğru yere mi gidiyorum? Aynen. Buradan çıkacağız. Şurada bir yerde olması lazım. Tamam. Merhaba Mongrel. Öldürmemi istiyor musun seni? Bu silahı tekrar aldım ben. Bir tane düşürmüştüm ya. Bu sefer rifle yapmayacağım bunu ama. Sadece normal pistol olarak bırakacağım. Pistoller... Ne oluyor ya? Niye bu görüntü var? Bana bir şey oluyor bana. Bir dakika. İyi miyim ben? Ne olduğunu ben de bilmiyorum ama kötüyüm. Kötüyüm bakın. Tuhaflık var bende. Ben de bilmiyorum. Ama çözmek... Aa Brazos geldi. Aa orada bir şeyler var. O yüzden mi oluyor? Anlamadım ben. Neyse ben buradan uzaklaşayım. Benim kavgam değil şu anda valla. Sen şimdi gördün beni. Merhaba. Saldır. Saldır belki öldürürsün diyecektim ama öyle bir şansın olmadı. Bizim yer burası aynen. Burası bildiğin kapalı şehir tarzı bir yer. Şunu deneme şansımız olur mu bakalım bir dakika. Yine geçemiyorum sıfıra ya. Aa sıfır da değil. Niye sıfır da değil ya? Alien Blaster neredesin? Heh. Seni ben buraya istiyorum. Bu lanet şey ne hakikaten? Bir şeyler... Birisi çok fena şeyler yapıyor orada. Ben de bilmiyorum. Ama ne yapıyorsa hoş değil yani. Evet, Mirelurk yerine benziyor burası. Neyse bakalım bu Mirelurk'lere karşı nasılmış. Üzerimizde hayvan gibi power armor var bir de. Burası aslında bayağı büyük böyle bildiğin eski kasabaları andırıyor ama. Aa, bir dakika tam yer burası mı onu merak ettim ben aynen. Crown Manor diyor. Manor tabii şey. Aa şimdi anladım. Direkt bu evden bahsediyor aslında tamamen şehirden değil de. Ha ghoul'muş bunlar. İyi fena değil. Güzel. Uzaylımızın silahını kullanıyoruz ne güzel. En sevdiğim işler aslında. Merhaba gelin. Nasıl kaçtı ondan vay be. Hey. Kurşunlarından kaçmayı bırak. Lanet Lou. Lan. Otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde. Ve benimle kal Ghoul. Sizi sevmiyorum. Bu kadar mıydı? Ben aslında burada Mirelurk beklemiştim. Deniz kenarı. Onlar için en güzel fırsat ama. Hayır çıkmadılar. Flamer Fuel ne işe yarar sende ya? Bir dakika. Çok tuhafsınız siz. Burası yalnız tekrardan şey yapılamaz ben size söyleyeyim. O Withered bu. Bu zorlu olanlardan. Ama bana zarar veremiyor bile. Power Armor süper ya. Müthiş korunuyor şeye karşı. Zarara karşı. Buradan düşsem ölürüm. Bir daha çıkamam. Ama dediğim gibi burada yani öyle beklediğim düşman çıkmadı. Hayret. Kırılmış. Kapa çeyinlik. Sana uyuzum zaten bu aralar. Uzaylımı çaldın benden. Workshop orada ama hepsini öldürmediğimiz için daha hamle yapamıyoruz herhalde. Aşağı inmemiz gerekiyor.
Uzun sürmez diyorsun da hepsini ben yapıyorum. Sen sadece ün için öldürüyorsun şeyleri, düşmanlarımızı. Gittin uzaylıyı öldüreceğim diye şimdi her yerde şey atacaksın değil mi? Hava atacaksın. Ben seni tanımaz mıyım? Adi herif. Nasıl çok taşıyorum ben ya? Nasıl yani? Nasıl? Peki. Bafa zaten alkol bağımlısı oldum galiba yine ben. Oluyorum ya. Yani artık beni böyle kabullenin. O Bodrum'a girmek için kilit atacağız bir de peki. Zaten Bodrum'a girmeye can attığım için öyle bir iki can atıyorum. Hemen girmem lazım buraya. Master Lock. Ne güzel. Birazdan kırılacak şey. Her şey tam istediğim gibi gidiyor. Heh, buldum seni. Lo Aa aşağıya ben de kapının açılacağını düşmüştüm ama peki. Glowing Fang görmeye hazır mıyız? Ben hazırım da. Sence ne olmuş olabilir? Kullar basmış burayı. Ne ki sana vurmak istemedim. Aslında vurmak istedim de şu anda değil yani. Arkadaşımı satmam ben savaşta. Sıkıştılar beni köşeye. Kulların bu yolunu hiç sevmiyorum ben. Beni sıkıştırıyorlar gereksiz yerlerde. Sen... Ne? Gangrenus? O ne ya? İlk defa duydum Gangrenus diye bir şey. Ben Glowing Fang bekliyordum. O beni radyasyona şey yaptı. Beni zehirledi. Nick bunu da benden çalamayacaksın. Ben öldüreceğim onu. Uzaylıyı çalarsın ama bunu çalamazsın. Senden daha azıyım. Aksini söyleyen yalancıdır. Aksini söyleyen manyaktır. Minnuk var burada. Kim Bodrum'unda Minnuk tutar ki? Merak ediyorum. Hangi tür rahatsız? Bilmiyorum yani. Onun niye amelleri... Amel ne? Emelleri olamaz. Amel nereden çıktı ben de bilmiyorum. Siz canlı mısınız? Aa, Theodore Kroop. Zavallı, gerçek. Gerçek bir centilmenmiş belli yani halinden. Onun yasını tutacağız merak etmeyin ama şu an zaman yok. Oh, safe var. Oh, ne güzel orayı da vurduk. Bu da advance kolay olmayacak. Ama hiçbir şey novice kadar zor olamaz benim için. Ben novice'de acayip kötüyüm ya. Cartridge, gold, plasma, shotgun. This is what two centuries without a good dusting looks like. Kapa çeneni. Silahları bırakayım belki sonra alırım. Burası TK değil mi bu kadar elektrikle falan yani? Bence hoş durmuyor söyleyeyim yani. Theodore'un kişisel terminali var ama şu an onu açamıyoruz çünkü power armor'dayız. Zaten çok da merak etmiyorum. Aslında ediyorum da sonra gelip bakarım yani şu an şey yapmayacağım yani o kadar uğraşmayacağım. Peki. Bunu da alayım. Kaçırmak istemem. İstemem. Oo peki. Burasını ele geçirdik artık herhalde. Değil mi? Aynen. Starlight'taki adamlar buraya taşınmak istiyorlar. Orayla pek ilgilenmiyorum ya ben. Artık uyuz oldular bana herhalde. Oradan ayrılmak istiyorlar. Haklılar da zaten bir şey diyemem yani. Eğer gitmek istiyorlarsa ben de onlara izin vereceğim. Ama burada da onlarla ilgilenmeyeceğim. Sanctuary ya da kaleye giremeyen herkes benim için bitmiştir. Umurumda olmazlar. Ha evet. Bir şey kurmama gerek yok herhalde. Değil mi? Aynen. Direkt şey yapabiliriz. Burada kim yaşamak ister ki böyle tam güneyde Marlock'ların gelme ihtimalinin çok olduğu bir yer. Hani mesela kale de güneyde ama kale en azından güzel korunuyor. Direkt yani doğuştan duvarları var. Kale olarak yapılmış. Ama burada ne yaparsın ki? Burası boş bir ev böyle. Yarısı yıkılmış. Gul probleminin çok olacağı bir yere benziyor bana sorarsanız. Bence gelmeyin buraya siz. Gidin kalın Starlight'ta. Orada yaşama şansınız daha yüksek olur. Doğru. Peki ben aslında buraya iki tane ev kurmuştum bu adamlara ama hala mutsuzlar herhalde. Böyle iki tane öylesine ev kurmuştum buraya onlara. Evet temizledim. Şimdi defolup gidin hadi oraya. Aha, arkadaşların için güvenli olur falan filan filan filan. Bana balık hepimi ver. Umarım bitti işimiz burada. Gayet iyi. Gayet iyi. Preston'la klasik, geleneksel bilmem kaçıncı konuşmamızı yapacağız ondan sonra. Bölüm bitireceğim. Senin için buradayım ben aslında biliyor musun?
tehlikeli gözüktüğümü söyle. Aa bakın gördünüz mü? Sonunda birisi tehlikeli gözüktüğümü söyledi. Şu tipten tabii korkacaksın sen. Şuna bak. Tabii korkacaksınız manyaklar. Yalnız kırmızı ışıkla kırmızı bence şey çok güzel uyudu ya. Renk. Bir dakika. Preston, lanet Preston nerede? İçeride uyuyordur muhtemelen. Bütün gün uyuyor zaten. Başka bir şey yaptığı yok. Aynen. Preston uyumuyormuş. Tamam. Günahı aldık adamın. Merhaba canım. Evet. And cleared the way for a new settlement in the process. Yaptık yaptık. Süper haber. Kötü adamlardan alacağız diyor. Tamam tamam tamam. Beni boğuyorsun bazen Preston. Niye orada konuşuyorsun? Çok niye böyle tuhaf olmak zorundasın Preston? Tamam. Bölümü bitirdik. Uzaylı gördük. Valla uzaylı gördük. Şahitlerim var. Yani UFO gören masum şeyler işte. Neyse artık. Silahını almak güzel oldu bence. Ama bu silahın ben mermisini değiştirmem lazım. Fusion olayına geçmem lazım. Çünkü Fusion yapmazsam yani Commonwealth'te Boston'da pek fazla Alien Blaster mermisi bulunacağını sanmıyorum ben. Bu arada bakın bu dediğim şey tekrarlanıyor. Bir yere çok insan ve bina falan bir şeyler bir yer yoğunlaştı mı oyunda direkt FPS düşüşleri başlıyor. Şu anda 56 FPS'e falan düştü. 52-52. Çok değil ama Sanctuary gibi bir yerde. Sıfırdan başlamış bir yerde. Benim kurduğum şeylerle birlikte FPS düşebiliyor. Hani bu şehir içinde yaşadığım FPS düşüşlerinin tamamen şeyi o. Acilen optimizasyon, fix. Oyunun artık o belli koyduğu sınırları genişletmeleri lazım. Ben bunu uzun süre söylüyorum tabii ama Bethesda daha çok böyle yani atıyorum çok uzun süreli aralıklarla patch getirmeyi seviyor. O yüzden de hemen yapacaklarını sanmıyorum ben. Neyse. Burada bitirelim bölümü. Uzaylı gördük. Bundan sonraki bölüm ben şey düşündüm ya. Bakın aslında gitmek istediğim bir yer daha var aklımda ama orayı sonraya bırakacağım. Şuralarda bir yerde bir tane gemi vardı. Bildiğin kara üzerine oturmuş böyle yukarıda duran bir şey. Ona bakacağım bir yere ama benim gitmek istediğim yer şurada. Witchcraft Müzesi. Haritanın bu kısmına hiç gitmedim ben. Burada bir tane deliler hastanesi var. Ona da bakmak istiyorum bir ara. Ama buraya ben hiç şey yapmadım. Keşfetmedim burayı yani. Ben bir gidip bakmak istiyorum oraya. Neler var neler yok. Şu güzel bir yer gibi gözüküyor. Müze. Hem de Witchcraft adını sevdim böyle. Nedense bilmiyorum. Belki cadı olduğu için isminde. Göreceğiz orada ne varmış. Bir dahaki bölüm oraya bir göz atalım diyorum. Evet izniniz için teşekkür ederim. Ha ben bir de bu adama Nuka Cola verdim. Bu Diamond City'de elmas yerinde bir tane sarhoştu. Şimdi artık içmiyor. Nuka Cola içiyor. Ne mutlu ona değil mi? Neyse izniniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.